İstanbullu sürücüleri, araç sahiplerini çok yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı bugün çekicilerle ilgili. 1996 yılından bu yana park ihlali yapan araçlar İstanbul Trafik Vakfı'na ait çekiciler tarafından çekiliyordu. O dönem sona erdi. Ama bu artık araçlar çekilmeyecek anlamına da gelmiyor. Peki yeni uygulama nasıl olacak? Ayrıntılara bakalım. Çekiciler İstanbul sokaklarında hiç durmadan ring atıyor. İstanbul Trafik Vakfı'na ait tam 1202 çekici bulunuyor. O çekiciler her gün İstanbul sokaklarını dolaşıyor ve kural ihlali yapan, yanlış yere park eden araçları tek tek çekerek otoparklara taşıyor. Ama artık bu sistem değişti. İstanbul Valiliği tam 23 yıl sonra araçları çekme yetkisinin Trafik Vakfı'ndan alındığını duyurdu. Çok iyi oldu, geciktiler, harika oldu. Bu şekilde düşünenlerin çıkış noktası İstanbul Trafik Vakfı'na ait çekicilerin özensiz ve keyfi iş yaptığı iddiası. Benim diğer arabamı sakat ettiler. Bir şey de ispatlayamıyoruz. Bir gidiyorum, çamurluk ezilmiş. Bir bakıyorum bir yerisini sakatlamışlar. Vakfa ait çekicilerle ilgili şikayetler sık sık gündeme geliyordu. Bazen çekilirken ters dönen bir araç... Çok milletin canını yaktılar ya. Milletin canını yaktılar. Bazen de araçların içindeki çocuklarla beraber otoparka götürülmesi şikayet konusu oluyordu. Çocukla beraber. Araç çekme yetkisinin İstanbul Trafik Vakfı'ndan alınması sürücüler tarafından olumlu karşılandı. Çok iyi oldu yani. Şimdi eskiden hemen bir yere bırakıp bir saniye bile şey yapsak hemen arabayı alıyorlardı ama şimdi böyle daha iyi oldu. İyi olmuştur herhalde. Yapılan açıklamaya göre İstanbul Trafik Vakfı'na ait çekiciler artık araçları çekemeyecekler. Ancak bu araçların bundan sonra çekilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu yetkinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şube ekipleri tarafından kullanılması bekleniyor. İsabet olmuş. En azından daha legal olur diye düşünüyorum. Bu kararla beraber Trafik Vakfı'na ait çekiciler de trafikten çekiliyor. Çekiciler vakfa ait otoparklarda toplanmaya başlandı bile.